Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşam Asay-ı Musa'dan dördüncü meseleyi inşallah birlikte okuyup paylaşıp anlamaya çalışacağız. 1935 tarihinde Eskişehir hapishanesinden tahliyeden sonra 1936'da Kastamonu'ya geçen Bediüzzaman Hazretleri 1944 tarihlerine kadar Kastamonu'da kalmış. 1943 sonbaharında Deniz Hapishanesi'ne gönderilen Bediüzzaman, 15 Haziran 1944'te de beraat ederek kendisi talebeleri ve eserleriyle tamamen serbest kalmış. Ondan sonra da Emirdağ'a gönderilmiş mecburi ikamete. İşte Kastamonu'da kaldığı yıllar içerisinde İkinci Dünya Savaşı meydana gelmiş. Hepimizin bildiği gibi insanlık tarihinde iki tane büyük dünya savaşı var. Birinci Dünya Savaşı, o da sonbaharda başlamış, Ekim gibi. 4 sene kadar sürmüş. 1918'de tamamlanmış. Yaklaşık 30 milyon insan ölmüş. Bir cephelerde askerler ölmüş. Milyonlarca insan da sakat kalmış tabii haliyle. Ancak İkinci Dünya Harbi Birinci Dünya Harbi'nden daha beter sonuçlar vermiş. İşin içerisine bombardıman uçakları da girince ölümlerin sayısı neredeyse ikiye katlamış. İkinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 55 milyon insan ölmüş. Peki bu savaş kimlerin arasında yapıldı? Evvela onu söyleyelim, bu derse başlamadan önce kısaca bir tarihi bilgi gibi olsun. Almanya, İtalya başlarında iki tane diktatör var. Almanların başında Adolf Hitler denilen bir diktatör, İtalya'nın başında da Benito Mussolini denilen bir başka diktatör var. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması 1 Eylül 1939'da Alman ordularının Polonya'ya hücum etmesiyle başlamış. Varşova'ya kadar gelmişler. Ve 28 Eylül 1939'da, yani 28 gün sonra Polonya Almanlara teslim olmak zorunda kalmış. Ancak Almanların bu hareketine İngiltere ve Fransa karşı savaş açarak karşılık vermiş. Alman orduları Polonya'da durmamış ki. Bu sefer Sovyetler Birliği'nin ta merkezine kadar Stalingrad, Petersburg, onunla Leningrad, ta Moskova'ya kadar yaklaşmışlar. Ancak işin içerisine Fransa, İngiltere, Rusya mücadelesi varken bu sefer Hawaii adalarında bulunan Amerikan donanmasına Japonlar da hava bombardımanıyla o donanmayı batırınca Almanların ve İtalyanların safında Japonlar da girmiş işin içerisine. Bir tarafta Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin. Beş büyük süper devlet bunlar o zaman. Düveli Muazzama deniyor. Müttefik kuvvetler bunların adı.
Almanya, İtalya, Japonya, bunlar da mihver devletler üçü. Ve bu devletlerin arasında savaşa katılan karşılıklı tam 100 milyon personel ordu var. Ve öyle bir savaş yapılıyor ki karşılıklı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı varken, İkinci Dünya Savaşı'nda Allah'tan biz yokuz. Türkiye direkten dönmüşüz. Girmemişiz o savaşa. 100 milyon asker, yaklaşık 55 milyon insan öldürülmüş karşılıklı, 100 milyonlarca insan da sakat kalmış. Hem de İngilizler 3 sene boyunca durmaksızın Alman şehirlerini, Berlin başta olmak üzere Berlin, Köln, Bonn ne varsa bombardıman yapmışlar. Alman şehirleri hayalet şehirler haline gelmiş. Düşman ordularının bomba atmadığı yer kalmamış. Sadece bir yer kalmış. O şehri de ben gördüm. Hamburg'a 40 kilometre mesafede Glückstadt denilen bir şehir var. Adı Şans şehri, Şans, şanslı şehir. Oraya hiç bomba düşmediği için adına Şans şehri demişler. Harabiye dönmüş Almanya. Ya. Yani bu yabancılar birbirlerini öldürürken milyonlarca insan birbirini öldürüp yüz milyonlarca insan sakat kalırken şehirler harabelere dönerken karşılıklı Bediüzzaman Hazretleri de Kastamonu'da bulunuyor ve o sıralarda Üstad Hazretleri bunu burada söyleyecek biraz sonra. Hiç merak edip de radyoyu filan da dinlemiyor. Kimseye de ne olmuş diye sormuyor bile. Halbuki camiyi cemaati bırakıp tam namaz saatinde konuşan akşam haberlerini dinlemeye koşuyormuş millet. Almanlar mı galip yoksa İngilizler mi galip diye meraklarından takip ediyorlarmış. 1 Eylül 1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı'nı 2 Eylül 1945'te bitirmişler. Yani 6 sene sürmüş. Bediüzzaman Hazretleri bu uzun zamanlar zarfında bir defa olsun harbin neticesini sormamış. İşte konumuz bu. Kısacık tarihi bilgiden sonra dördüncü meseleye başlayalım. Konuyu anlamak için bunları anlatmıştım. Dördüncü mesele. Yine gençlik rehberinde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki, küre-i arzı her cümerce getiren, alt üst eden, karma karışık eden ve İslam mukadderatıyla yani İslam'ın geleceğiyle alakadar olan bu dehşetli harbi umiden İkinci Dünya Savaşı'ndan 50 gündür parantez içerisinde şimdi 7 seneden geçti aynı hal. Hiç sormuyoruz ve merak etmiyoruz. 1946'da bu soru sorulmuş Bediüzzaman Hazretleri'ne 7. sene içerisinde. Niye sormuyorsun? Niye merak etmiyorsun? Halbuki bir kısım mütedeyyin, dindar ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba ne oldu savaşın sonucu diye. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. Çok önemli bir soru bu. Hayatımız boyunca bize pusula hükmünde olacak olan derslerdir burada anlatılan bundan sonraki hakikatler. Bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var? İki başlı bir soru bu. Cevaben dedim ki o soruyu soranlara, ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil, iç içe daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden
ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küreye arz ve nev'i beşer dairesinden tut, ta zihayat bütün canlılar ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vasfesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vasfe var. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat, gelip geçici, ara sıra vasfe bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük makülse mütenasip, ters orantılı vasfeler bulunabilir. Daire büyük, vasfe küçük. Daire küçük, vasfe büyük ve daimi. Bak, ters orantılı. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı, çok ilgi çekiciliği cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, mala yani boş ve afaki işlerle meşgul eder. Sermayi hayatını, ömür sermayesini boş yerde imha eder. O kıymettar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur. Onun zulümlerini hoş görür. Zulmüne şerik olur, ortak olur. İşte onunla meşgul olmanın zararı mı var sorusunun cevabı bu. Çünkü Türkiye o günün şartlarında İkinci Dünya Savaşı'na katılmadığı halde haberlerin başına oturan insanların bir kısmı Almancı, Almanların tarafını tutuyor. Bir kısmı da İngilizlerin tarafını tutuyor. Almancılar, İngilizler diye meşhur olmuş. Sanki Fenerbahçe Galatasaray taraftarlığı gibi hükümet taraftarlığı yapılıyor. Ya sen Almanların tarafını tutsan bile, Almanlar çoluk çocuk, yaşlı genç, hasta ihtiyar demeden eze eze, yıka yıka kazanıyor. Alkışladığın zaman onun günahını ortak oluyorsun radyo başından. İngilizlerin tarafını tutanlar onları alkışladığı zaman İngilizler, onlar da çoluk çocuk, genç, ihtiyar, kadın, erkek demeden, asker, sivil ayrımı yapmadan şehirleri bombalıyor, köyleri bombalıyor, kasabaları bombalıyor, öldürüyor da öldürüyor. Bak, 55 milyon insan karşılıklı birbirini öldürmüş. Sen İngilizlerin tarafını tutup savaşı kazandığında ayakta alkışladığın zaman onların günahını sen de ortak oluyorsun. İşte bunlarla meşgul olmanın çok büyük zararını üstad bu şekilde ifade etmiş oldum. Yani Almanlar, İtalyanlar Avrupa'da, yani bunlar savaşıyor tamam da 7 Aralık 1941'de bir sene sonra ya da işte 2 sene sonra oluyor haliyle, 2 sene sonra Japonların uçaklar kaldırıp Amerikan donanmasını denize batırılmasının mantığını ben anlamadım şahsen. Niye siz savaşa girdiniz arkadaş? 2 seneden beri savaş devam ediyor. Sen gidiyorsun hava yaradalarındaki limandaki Amerikan donanmasını batırıyorsun. Savaşa otomatik girdin tabii. Ondan sonra ne oldu? Japonya'da 2 tane atom bombası yiyen tek ülke dünya tarihinde. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan 2 atom bombasıyla Japonya teslim bayrağını çekmek zorunda kaldı. 250 bin insan öldü 2 atom bombasıyla. Milyonlarca insan ayrıca sakat kaldı ve hala kalmaya devam ediyor. Atom bombasının etkileri hala devam ediyor. Çocuklar sakat doğuyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. İşte bu büyük harp boğuşmalarını merakla takip etmenin çok önemli zararını üstadımız kalben taraftar olmakla ortaya çıkacağını söyleyerek cevaplamış oldu. Şimdi gelelim, asıl önemli bir soru vardı ya,
acaba bu dünya savaştan daha büyük bir hadise mi var? O sorunun cevabı ne ise, bakın üstad ne diyor? Evet, bu cihan harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyeti amme, umuma hakim olmak davasından daha ehemmiyetli bir dava. Herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa, Almanların ve İngilizlerin hazineleri kadar serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddütsüz sarf edecek. O kadar önemli büyük bir dava bu. Alman ve İngilizlerin bütçesi kadar serveti olsa, kuvveti olsa o tek davayı kazanmak için sarf edecek. Acaba neymiş bu dava? İşte o dava ise 100.000 meşahiri insaniyenin, insanların, yüz binlerce meşhurlarının ve hadsiz nev'i beşerin, bütün insanlığın yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan, yani 124.000'den fazla peygamberler aleyhisselam, 124 milyondan ziyade evliyalar, Allah dostları ve milyarlar gelen geçen büyük İslam alimleri, yani bu nev beşerin yıldızları ve mürşitleri dediği bunlar. Bunların hepsi birden kainat sahibinin ve mutasarrıfının idarecisinin Cenab-ı Hakk'ın binler vaat ve ahitlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki herkesin iman mukabilini, iman karşılığında bu zemin yüzü, yeryüzü kadar bağlar ve kasırlar sarayları ile müzeyyen süslü ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Eğer iman vesikasından sağlam elde etmezse kaybedecek. İşte dava bu. Ve bu asırda madyunluk, maddecilik, materyalizm taunuyla çokları o davasını kaybediyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik, bir evliyaullah, Allah dostu, kalp göz açık bir veli, bir yerde 40 vefiyattan 40 ölümden yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta ölüm döşeğinde müşahede etmiş. Ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verirse doldurabilir mi? Çok ilginç. 40 adamdan bir kişinin veya 2-3 kişinin en fazla kazandığı diye bahsettiği yer Moskova'da bir şehir değil. Günde 5 defa ezanı Muhammed'in Türkiye semalarını çınlattığı Müslüman Türkiye'de oluyor bu hadise. Belki de Kastamonu'da. Üstadın bizzat kendisi bunu müşahede etmiş olabilir. Bir ehli keşif dediğini öyle anlamı imkanımız da var. Yani şimdi 40 kişiden bir kişinin veya 2-3 kişinin kazandığı, diğerlerinin kaybetmiş olduğu bir davayla karşı karşıya isek, bütün gücümüzle o davayı kazanmak için bütün imkanlarımızı seferber etmek durumunda değil miyiz? Üstad lafı oraya getiriyor. İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve %90'ını o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini, o işte çalıştıran vasfeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki malayaniyet boş şeylerle iştigal etmek, uğraşmak tam bir akılsızlık bildiğimizden biz Risale-i Nur şakirtleri, nur talebeleri her birimizin 100 derece aklımız ziyade olsa da
ancak bu vazifeyi sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Çok önemli bir nokta. Can damarı hükmünde olan bir konuyu üstad nazara vermiş oldu. Mesela bir insanın mahkemelik olmuş bir dönümlük arsası olsa, o bir dönüm arsayı, kendi hakkını elde etmek için herhalde iyi bir avukat tutmak ister insan, aman kaybetmeyeyim diye. Ama bir dönüm yerine 100 dönüm olursa artık bir avukatla kanaat etmez o. Herhalde 3-4 tane avukatla 100 dönüm araziyi başkasına kaptırmamak, kendi hakkını savunmak için 3-4 tane avukat tutar. E peki 1 milyon dönümlük bir mahkemelik arazisi olsa bir insanın 1 milyon dönüm. E bunun içine de 50 tane 100 tane avukat tutsa gerçekten değer. E peki 1 milyon dönüm değil de bu dünya yüzü kadar geniş, dünya büyüklüğünde baki, ebedi, daimi bağlar, bahçeler, saraylarla süslü bir alemi kazanmak ve kaybetmek davası insanın başına gelse, elbette o davayı kazandıracak olan, her girdiği davayı %100 kazanan bir avukat tutmak lazım. Hem de çok tutmak lazım. İşte bu asırda o baki ve daimi olan cenneti âlâ denilen insanların, müminlerin gideceği yer olan o alemi kazanmak için her girdiği davayı kazanan bir avukat olarak Risale-i Nur bu asırda bu vasfeyi görüyor işte. Ya imanı sağlam elde edersen, imanın icabı olarak Allah'ın emir ve yasaklarında uyarsın, onun neticesinde sen ebedi cennetlere, saadetlere kavuşursun. Bu asırda Risale-i Nur böyle kuvvetli bir avukattır. İmanla kalbe girmenin en mükemmel temel esaslarından birisini Risale-i Nur okuyucularına kazandırıyor. Allah'a şükürler olsun. Onun için bizim 100 tane aklımız, 100 tane elimiz de olsa ancak Risale-i Nur da iman hizmetine kafi geliyor. Dünyanın boş şeylerine zaman ayırmaya bizim vaktimiz yok bile. Üstad onun için söylüyor. Biz Risale-i Nur talebeleri her birimizin 100 derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye, iman kurtarma hizmetine sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Şimdi bu bir ölçüdür işte. Dünyanın gelip geçici fani meseleleriyle lüzumundan fazla meşgul olarak kafamızı, aklımızı dağıtmak yerine, kalbimizi sersemleştirmek yerine, 5 dakikalık bir zaman bulsak bile Kur'an okumaya, Cevşen okumaya, Risale-i Nur okumaya, bu iman hakikatlerini birisiyle paylaşmaya zamanımızı harcamamız lazım. Efendim Fenerbahçe mi yendi, Galatasaray mı yendi? Kim yerse yensin, bana ne ya, Allah Allah. Onlar şu parti mi kazandı, bu parti mi kazandı? Ya kardeşim, ya sen merak etsen de, öğrensen de, öğrenmesen de kazanan, kaybeden zaten ortaya çıkıyor. Yani bunlarla kendimizi oyalamaya, boşa geçirecek zamanımız olmadığına kanaatimiz olması lazım. Merakımızı iman hizmeti için harcamamız lazım. Üstad Hazretleri'nin vermek istediği mesaj bu. Öyle gözüküyor. Ey hapis musibetinde benim yeni kardeşlerim, sizler benim ile beraber gelen eski kardeşlerim gibi Risale-i Nur'u görmemişsiniz. Tabii Denizli hapishanesinde 500 civarında mahpus var. Çıkanlar var, tahliye olanlar, yeni girenler var. Hangi borusu dolup dolup boşanıyor? Eski mahpuslar var, yeni gelenler var, onları söylüyor. Siz diyor, benim ile
beraber giren eski kardeşlerim gibi Rıza Nur'u görmemişsiniz. Yeni gelen mahpuslara diyor. Ben onları ve onlar gibi binler şakirtleri, talebeleri şahit göstererek derim ve ispat ederim. Ve ispat etmişim ki o büyük davayı %90'ına kazandıran ve 20 senede 20 bin adama o davanın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan imanı tahkiyi araştırmaya ispatı dayalı kuvvetli imanı eline veren ve Kur'an hakimin mucize-i maneviyesinden neşe edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dava vekili, iman kurtarmanın en kuvvetli avukatı Risale-i Nur'dur. Ya ahir zamanda iman kurtarmanın en büyük sağlam avukatı Risale-i Nur'dur ya. Onun için Risale-i Nur ahir zamanda bir urvetül vüskadır diyor Bediüzzaman. Urvetül vüska hiç kopmaz bir halat, nurani bir zincirdir anlamına geliyor. Ona elini atan, yapışan kurtulur. Üstadın ifadesi bu. Yani bir asırlık zamandan beri ben Risale-i Nur okudum, kafam karıştı, yolumu sapıttım, yoldan çıktım diyen bir tek Allah'ın kulu yok. Ama ben çok eğri bir yanlış yollardaydım. Batakhane hayatları içerisinde boğulmak üzereydim. Bir nur talebesi kardeşimizin sayesinde elimden tuttular. Beni Risale-i Nur'la tanıştırdılar. Risale-i Nur okudum. Eğri bir yolları bıraktım. Dalaletten hidayete geldim. Namazsız, abdestsiz, sarhoş bir hayattan namazlı, abdestli bir insan haline geldim diyen insanların haddi hesabı yok ya. Allah'a şükürler olsun. Risale-i Nur nice yoldan çıkmış insanları iman yoluna, Kur'an yoluna, hidayet yoluna gelmesine vesile oluyor. Kim bizlere vesile olmuşsa onlara ömür boyu dua ediyoruz ya. Öyleyse bize de dua edenlerin sayısının çoğalması için elimizden geldiği kadar Risale-i Nur'ları etrafımızdaki insanlara canhıraş bir gayretle duyurmak, onların Risale-i Nur'la tanışmasını sağlamak boynumuza bir borçtur gerçekten. Bu 18 senedir benim düşmanlarım ve zındıklar ve madyunlar, dinsizler, materyalistler aleyhimde gayet gaddarane destelerle, hilelerle hükümetin bazı erkanlarını ifade ederek, yanıltarak, aldatarak bizi imha için bu defa gibi eskide dahi hapislere, zindanlara soktukları halde Risale-i Nur'un Çelik Kalesi'nde 130 parça cihazatından ancak 2-3 parçasıyla ilişebilmişler. Yani suç var diye düşünülebilir demişler. Kanunen suç yok da mesela tesettür sadece kadınların örtünme meselesi ya da irsiyet, miras meselesi gibi 2-3 meselesine ilişebilmişler. O da kanunen değil. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse, Risale-i Nur'u elde etse yeter. Hem korkmayınız, Risale-i Nur yasak olmaz. Hükümeti Cumhuriye'nin mebusları ve erkanlarının ellerinde mühim risaleleri 2-3 müstesna olarak serbest geziyorlardı. İnşallah bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar o nurları mahpuslara ekmek ve ilaç gibi tevzi edecek, dağıtacaklar. Demiş üstadımız ta 1944'te bunu söylüyor Deniz Hapishanesi'nde. 1980'li yılların ortalarında yani tırlar dolusu risaleler alınmak suretiyle Türkiye'nin hapishanelerine dağıtıldı. Hatta hiç unutamıyorum.
ne şey Demirel'den Erdal İnönü'nün yapmış olduğu bir ittifak vardı. DYP-SHP ittifakı diye. O zaman bir Kültür Bakanı vardı. Bütün Risale-i Nurları hapishanelere bekliyoruz. Okumaya davet ediyoruz filan diye reklamlar bile vermişti. Yani Bediüzzaman dediği şeyler gerçekleşti ve şimdi de Yeni Asrı Neşriyat'tan hem İzmir'den bir kardeşimiz ekibiyle hem İstanbul merkezden Türkiye'nin bütün hapishanelerine talep üzerine külliyat gönderiliyor elhamdülillah. Nereden nereye? Cenab-ı Hak üstadımızın bu mucizelerinin daha fazla bir şekilde hapishanelere yaygınlaşmasını nasip etsin. Nice insanların imanını kurtulmasına Risale-i Nur ve nur talebelerini vasıta kılsın inşallah diyelim. Bu duamızda bu akşamki dersimizi böylece tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimül hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.